Evet, öncelikle tüm katılımcılarımıza ve dinleyenlerimize hoş geldiniz diliyoruz. Umarız kahve üzerine çok keyifli bir sohbet yaparız ve hepiniz de önemli bilgilerle, kıymetli bilgilerle buradan ayrılmış olursunuz. Bildiğiniz üzere şu anda sohbetini yapacağımız konu kafelerde fark yaratmak. Dolayısıyla da bunu yaparken nasıl yaptığımızı, tecrübelerimizi dinleyenlerimize aktarırsak çok mutlu olacağız. Bu konuda zaten katılımcılarımızın siz de gördüğünüz üzere ciddi tecrübeleri var. Hepimize önemli katkılarda bulunacaklarını düşünüyorum. İlk soruyu da tam bu noktada sormak istiyorum ve tek tek kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Temsilcisi olduğunuz markaların bu konuda kafelerde fark yaratmak veyahut da rekabette öne geçmek için neler yaptığını sırasıyla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle ismim Kader Çakmakbilir. Kahve Diyarı Genel Müdür olarak görev alıyorum. Sektörde yaklaşık olarak 22 senedir yer alıyorum. Biz markamızı bildiğiniz üzere aslında sektörde çok tanınmış, İsveç'te çok bilinen bir marka. Fakat çok uzun yıllardır kafe sektöründe hizmet verdik. Özellikle pandemi öncesinde bizim kahvaltıdan başlayıp yemeğe kadar giden çok ciddi bir menümüz vardı. Biz yıllardır menü savaşı veriyoruz. Bizim en çok sattığımız ürün Türk kahvesi ve çaydı menümüzde. Ve pandemi sonrasındaki bu tüketici alışkanlıklarının değişmesi, yenileşim, inovasyon dediğiniz zaman biz baktık ki aslında sektör farklı bir yere doğru kayıyor ve gerçekten ciddi bir rekabet oluştu. Türkiye'de kahve pazarı çok gelişti ve ilerlemeye de devam ediyor. Bu yüzden pandemi sonrasında markamızı iki gruba ayırdık. Bir TKV projesi oluşturduk. Bu TKV projesinin ismine yanında ismini verdik. Yani kahve diyarı her zaman yanında aslında olmasını düşündük. Bir de kafe projesi yaptık. Kafe projemiz tamamen yemek üzerine bir konsept olarak devam ediyor hayatına. TKV projesi yani yanında projesi de sadece içecek üzerine oluşturulmuş bir konsept oldu. Aslında özümüze biraz geri döndük biz. Çünkü ismimizin, markamızın adı zaten kahve diyarı. Yani adı zaten kahveydi. Dolayısıyla sektörde rekabetin koşullarını göz önünde bulundurarak markayı iki gruba ayırdık. En çok da bizi bu konuya iten şu oldu. Çalışan personel ve bu konudaki yetersizlik. Biliyorsunuz yemek sektörü yani yiyecek içecek sektöründeki ta mutfaktan başlayan, bulaşığından başlayıp servisine kadar süren bu serüvende ciddi bir personel ihtiyacınız var. Ve bu personel ihtiyacınızı karşılamak gerçekten bu sektör için çok zor. Muhtemelen diğer katılımcı arkadaşlarımız benim de aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Fakat kahve sektörü yani TKV projeleri bizim için bu personel istihdamını biraz daha rahatlattı. Aynı zamanda gıda maliyetlerinin çok artmış olması, yani yiyecek içecek sektöründe pandemiden sonraki enflasyonun çok ciddi artışlarından kaynaklı kostların çok yükselmesi bizim sektörde bu kararı almamızı sağladı. Dolayısıyla bizim rekabet gücümüzü arttırmak için de biz kendi adımıza, şirketimizin adına böyle bir ayrım yaptık. Hatta bunun üzerine, bu yatırımın üzerine çok ciddi bir de bakery modeli geliştirdik. Bu bakery modeliyle de hem TKV projesi yapıp hem de dükkanların içerisinde küçük alanlar oluşturup burada unlu mamuller üretmeye başladık. Taze, günlük, donuk olmayan, müşterinin geldiğinde hemen sabah minik bir sandviçini, orada üretilmiş ekmekle yiyebileceği bir sandviç. Yani fresh ürünlerle aslında siz fark yaratmaya çalıştınız. Evet, fark yaratmaya çalıştık. Evet, aslında rekabetçi olduğumuz konuyu buraya doğru şu anda evriliyor. Hı hı. Daha çok yeni bir proje ama TKV projesi bizim için pandemiden sonraki en hızlı geliştirdiğimiz proje ve şu anda yatırımcılarımız yani franchise almak isteyen yatırımcılarımızın da en çok talep ettiği proje oldu TKV projesi. Çünkü personel istihdamı çok kolay, yatırım maliyeti çok düşük, tamamen bar düzeniyle kurulan bir yatırım maliyeti var. Yani bütün yatırımın %80'ini 90'ını aslında kullanacağınız profesyonel kahve ekipmanlarına veriyorsunuz. Ve içerideki masa sandalyeye veriyorsunuz. Yani siz fark yaratmak adına aslında al götürün tüm avantajlarını evet, kullanmaya çalıştınız. Tüm avantajlarını kullanmaya çalıştığımız gibi aynı zamanda da bir de hayatımıza böyle minik bakery'ler ekledik. Bu da bizim şu anda rekabet koşullarında diğer markalarla yarışmamızı sağlayacak. Biraz fark yaratarak bizi öne atacak bir proje olarak geliştirdik. Diğer markaları da ama çok zorlamayın yani. Yok, diğer markalar zaten çok güçlü. Bize bunu evet, sağlayan evet. Diğer markalar oldu. Onların güçlü olması bizim de güçlü olmamızı sağlıyor. Yani rekabetten herkes fayda görüyor. Kesinlikle böyle, evet. O konuda hemfikirim sizinle. Şu anda bizim aldığımız yol bu şekilde devam ediyor.
O zaman Hasan Bey'le hemen devam edelim. Onların markalar adına tecrübelerini neler? Ses geliyor mu? Evet, bundan geliyorsa bunu verebilirim size. Gerçi hepinizde var galiba. Hasan Ulu Türk, Kibo Türkiye Genel Müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık sektörde 18. yılım. Barista olarak başladım. Tabii mağazalarda, üniversite yıllarında çalışırken. Çıraklıktan geldim. Baristalıktan, yani. Aynen. Çekirdekten kaba veyahut da fincana diyebiliriz aslında benim hikayem. Tabii Kibo bir Alman kahve devi. Bize hep soruyorlar tabii, yani siz özünde ne iş yapıyorsunuz diye. Belki de farklılık yaratan tarafı o. Biz aslında kahveciyiz. Yani dünyanın en büyük kahve üreticilerinden bir tanesiyiz. Tarlalarımız var. Tarlalarımızda kendimiz seçiyoruz. Bütün eğitimlerini kendimiz veriyoruz. Çalışanları kendimiz yetiştiriyoruz. Sonra Almanya'daki tesislerimize getiriyoruz. Almanya'daki tesislerden hem DAH dediğimiz Almanya bölgesi, Almanca konuşulan ülkeler. Sonrasında da International Business dediğimiz yaklaşık 13 tane ülkenin olduğu alanda varız. Tabii yeni dönemde son 2 yıldır artık MEA bölgesi, Middle East'te başladı. Asya Pasifik başladı, Amerika pazarı başladı. Bunlar da bizim şu anda büyüme alanlarımız. Tabii fark yaratan dediğimiz zaman Kibo'nun iş modeli aslında fark yaratan kısmı. Çünkü hem iş kanalları farklı. Yani bir mağazacılık tarafı var, online tarafı var, FMCG'de varız marketlerde ve B2B kanalımız var. Mağazanın içerisine girdiğiniz zaman mağazası da farklı. Yani ilk önce sizi bir kafe bar alanı karşılıyor, oturum alanı var. İçeriye biraz daha ilerliyorsunuz, paketli kahveleri görüyorsunuz. Biraz daha ilerlediğiniz zaman gıda dışında yaklaşık 15 tane kategori görüyorsunuz. O yüzden aslında bizim farklılığımız markamız diyebiliriz. Tabii ne yapıyoruz son dönemde? İlk başladığımızda 2005 yılıydı. 2005 yılında daha çok gıda dışı ürünleriyle beraber başlayıp, gıda dışına ilgi varken 15 kategoride, işte bekleyenlerin eşlerini o sırada bir soluklansınlar, kahvelerini içsinler, keyif alsınlar dediğimiz oturma alanlarımız biraz daha küçüktü 2005 yılında. Online'ın işin içerisine girmesiyle beraber 2009 yılında bu biraz daha değişti. Bizim kahve ve kafe bar payımızı arttırdık. Sonra teknolojiler gelişti, rekabet artmaya başladı. Oturma alanlarımızı daha da genişlettik. Daha rahat oturumlu, uzun süre vakit geçirileceği. Yani ilk etapta yaklaşık bizim gıda dışı dediğimiz pay %80'ler seviyesindeyken şu an yaklaşık %30'lar, %40'lar seviyesinde yeni konseptimizde. Aslında farklılaştırdığımız şey keyif alanlarını, mağazacılığımızı değiştiriyoruz. Satış alanlarımızı arttırıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde, Migros'ta da varız, Happy Center'da da varız. Yemek sepetinde de varız, Trendyol'da da varız. Mağazalarda, sokakta da varız, AVM'de de varız. Burada ve gideceğimiz... çok spesifik bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Muhtemelen dinleyenler de merak ediyordur. Sizin kendi şahsi tecrübeniz dolayında soruyorum bunu. Sizin mağazalarınızda pek çok farklı ürün var. Doğru. Peki şahsi olarak size en çok keyif veren kısım hangisi? Baristalıktan geliyorsunuz. Doğru. Sektörün de aslında ilgilendiği kısım zaten o kısım. Doğru. Dolayısıyla da oradaki farklılık veyahut da o alana yönelik programlamanız nasıl? Teknolojik bir farklılık yaratmışsınız 2009 yılında. Online satışlarla desteklemişsiniz. O kısım zaten satılıyor anladığımız kadarıyla. Doğru. Peki kahve ve pasta kısmında ne yapıyorsunuz? Yani kahve ve pasta kısmı aslında temelinde genişletmek en büyük farklılığımız. Yani içeriye giren müşterinin aslında silo dediğimiz kahveler belki de diğer mağazacılıklardan biraz daha farklı. Taze çekilmiş kahvenizi anında alabilme imkanını sunmak bizim kahve paketli tarafında sektöre verdiğimiz daha büyük bir farklılık diyebiliriz. Tabii soğuk içecekler arttı, oturma alanları arttı, yemek alanları arttı. Burada en fazla olan şey Alman standartlarının sağlanması. Çünkü her firmayla çalışamıyoruz, her tedarikçi bizim için fit olmuyor. Şu anda da 50 mesela olan mağazacılığı yaklaşık 100 mağazacılığa çıkarmayı 3 sene içerisinde planlıyoruz. Şimdi normalde bunu yapmak hani kolay değil. Çünkü çok fazla iş alanımız var, iş kolumuz var. Çok daha kolay dağılabileceğimiz iş alanları varken müşteri bizi görmek istiyor. O yüzden daha fazla görünür olacağız. Müşteri gerçekten vakit geçirmek istiyor. O alanlarımızı daha keyifli hale getireceğiz. Temel farklılığımız bu diyebiliriz. Ama heyecanlandıran kısmı şu, ürünlerimiz çok farklı. Hala daha o gıda dışından vazgeçmeyeceğiz. Mesela bizim çok hikayesini anlattığım bir tuzlu karabiberliğimiz vardır. Herkesin evinde vardır tuzlu karabiberlik. Ama Kibo'dan aldığınız bir tuzlu karabiberlik, arkası kurmalı, bir masaya koyduğunuz zaman çekersiniz, masadan buradan başlar diğer tarafa kadar gider. Bu arada ürünü de sattınız herhalde şu anda bize. O yani, da bir ticari başarı, ondan İnsanların görelim. Hayatına keyif katsın istiyoruz. Yani Kibo deyince
keyif olsun ana mottolarımızdan bir tanesiydi. Ama son iki yıldır kahve deyince artık ki bu akla gelsin Türkiye'de de temel mottomuz olmaya başladı. Teşekkür ediyoruz. Ben sağ teşekkür ederim. Merhabalar, Doğa Kaya ben. Kahve Ayşe Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda yetkili SCA eğitmeniyim, Specialty Cafe Association bünyesinde. Bugün size bizim mağazacılık anlayışımızdan aslında, mağazalarımızdan, şirketimizden bahsedeceğim. Kahve Ayşe, Soruhan Holding bünyesinde olan bir yapılanma. Soruhan Holding bünyesinde bizim genellikle iş ortağımız fakir küçük elektrikli ev aletleri oluyor. Biz perakende sektörüne girmeden önce yaklaşık 1,5 sene bir pazar araştırması yaptık Türkiye genelinde. Kahve Ayşe ilk kurulum aşamasındayken. Ve bir danışmanlık firmasıyla çalıştık. Tüketici şu anda ne istiyor, ihtiyacı olan ne gibi sorularımız vardı. Bunun sonucunda 1,5 sene kadar anketlerimiz yapıldı ve sonrasında çıkan konsept konseptimiz oldu. Bizim flamboyan bir konseptimiz var. Nedir flamboyan? Gösterişli, dikkat çeken anlamında. Çıkan sonuçta artık kafelere gelen ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin hani karanlık konseptlerden daha çok sıkıldığı, daha farklılık istediği, daha renkli bir dünya. Aslında Instagramable dediğimiz şu anda. Bay House sisteminden çıktınız. Eskiden öyleydi biliyorsunuz. Karanlık kafe tasarımları, evet. Biraz daha loş ışıklar. Onu biraz daha canlı ve Instagram'a görsel yaratmak adına kesinlikle, güncellediniz. Kesinlikle. Bu şekilde bir yol izledik. Sonrasında mimarlık firmamızda, danışmanlık firmamızla beraber çalıştılar ve bizim mağaza konseptimizi ortaya koydular. Güzel bir konsept oldu. Kendimize böyle renkli bir dünya kurduk aslında baktığınız zaman. Ambalaj tasarımlarımızdan, mağaza tasarımlarımıza, dizaynımıza kadar her şeyimiz flamboyan. Siz özellikle o zaman ilk girişi farklılık yaratmak adına mimari de yaptınız. Kesinlikle. Doğru mu anlıyoruz? Evet. Peki ürün bazlı olarak değişimde bir şey, rekabette bir ürünümüz var mı? Ürün bazlı olarak da şöyle, zaten şimdi hem bizim bir kavurma tesisimiz var, hem de fakir küçük elektrikli ev aletleri gibi bir ortağımız var. Biz tamamen kahvede yeni teknolojilere odaklandık. Mesela sonik teknolojimiz var, sonik cold brew teknolojisi. Birazcık kısaca bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Normalde bir cold brew demleme işte 12 ila 20 saat arasında, 22 saat arasında oluyor. Bizim sonik dalga boyu teknolojimizle bu 45 dakikayla 1 saate iniyor. Ve içerisinde şimdi biz bunun ne kadar indik açık konuşmak gerekirse. Testlerini yaptık mesela. Ne kadar bakteri ürüyor içerisindeki kimyasal testlerini yaptık. Ve sonrasında çıkan o kadifemsi doku diye tabir edebiliriz aslında. Çok güzel oldu, başarılı oldu. Biz hem soğuk çaylarımızı taze olarak demliyoruz, reçetelerimizi, hem de kahvelerimizi o şekilde sonik teknolojimizle demliyoruz. Bu şekilde de fark yaratıyorsunuz. Evet, mesela çaylarımız, her çayımız için farklı bir sıcaklık, farklı bir basınç, farklı bir demleme tekniğimiz var mağazalarımızda. Mesela Fruity Wildberry çayımız için farklı, mesela Sencha Flower çayımız için farklı bir demleme teknolojimiz var. Bazı mağazalarımızda roastery bölümümüz var, küçük bir makinamız var. Kendi kahveni yarat aslında baktığınız zaman. Yeşil çekirdeği seçiyorlar yeşil ve kavurabiliyorlar. Evet. Tabii ki baristalarımızın yardımıyla sonuçta. Fakat insanlar hani çok daha keyif alıyorlar. Herkes keyif aldı. Bana her zaman bu soru geliyor. En iyi kahve hangisi? Ben de diyorum keyif aldığınız kahve. Siz aslında bir deneyim pazarlıyorsunuz deneyim alanı, aynı evet. zamanda. Evet. Doğru bir tercih. Güzel de evet. bir tercih. Tebrik ediyoruz sizi de. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi Sertaç Bey'e sözü vermeden önce bir ortak yönümüz var Sertaç Bey'le. O da hukukçu kökenli. Ben de hukukçu kökenliyim. Sonradan kahve sektörüne girmiş iki kişiyiz. Ama eminim de Sertaç Bey'in bu konuda çok önemli bizim gibi tecrübeleri vardır. Lütfen siz de bizimle paylaşın. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda meslektaş olduğumuzu da evet. öğrendiğim iyi oldu. Onu ayrıca sohbetini yaparız. Teşekkür ederim. Öncelikle ben bu kıymetli organizasyonu düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Emeklilerine sağlık. Hem bizim buluşmamız hem de sektörün bir araya gelmesi, ilgilerin bir araya gelmesi için çok kıymetli oluyor. Evet. Geçen haftalarda da Antalya'daydım. Anormalde keyif alıyorum bu işten. Biz tabii benim avukatlığın öncesinde öğrencilikten beri gelen bir süreç, evet. bir çalışılmış şansla. İşte 2014'te kurduğumuz, Ankara merkezi kurduğumuz bir markayız. İşte hala Arap olduğumuzu sananlar oluyor isimden böyle. Arabica'nın bir tabii bitki, Arabica'nın bir
nitelikli kahve sağlayıcı ve büyük %70 civarında dünyadaki kahve rezervini sağlayan bir bitkinin adından gelen bir markayız. Bugün 170 civarında şube, 40 küsur civarında bir şehirde faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışında da iki ülkede varız. Konseptimiz Cafe House. İçinde tabii ki klasik içecekler, kendi geliştirdiğimiz içecekler, yiyecek grupları vesaire birçok şey var. Hani bu konseptin zaten gerekliliği ve olmazsa olmazlarını konuşmuyorum. Bizim fark yaratmak istediğimiz ekibimizde, kalabalıkta biz bir ekibiz. İç sloganımız da fark yarat önce ol bizim bu arada. Hmm. Yani kendi içimizde kullandığımız sloganımız yani dahi... Motto olarak bunu belirlediniz. Fark yarat önce ol, bütün çalışma arkadaşlarımla kullandığımız slogan. Ben bu bağlamda tabii bu kafelerimizin hepsinde şu an yeni mimari projeler çiziliyor, konsept geliştiriliyor, sürekli yeni ürünler, dönemsel ürünler, ekipman üretimine kadar yani süt dozajlama makinesinden tutun, sos, şurup dozajlama makinesine kadar bir sürü şeyle mühendislerle çalışıyoruz, patent başvurusuna gelebileceğimiz aşamalara geldik, bir sürü şey yapıyoruz standartın içinde ama ben sürdürülebilirlik üzerinde çok kafa yoruyorum arkadaşlarımla beraber ve gerçekten fark yaratabileceğimiz bir şeylerle uğraşıyorum. Ama bu farkı yarattığımız şeyin sadece Arabika'ya da hizmet etmesi beni de çok motive etmiyor. Veya sadece bir para getirmesi de çok motive etmiyor. Sektörel anlamda veya bulunduğumuz bölgeye de katkı sağlayabileceğimiz şeyler motive ediyor. Bizim hedeflerimiz, alt hedeflerimiz olur çalışma arkadaşlarımıza sunarız. Mesela üst hedeflerimiz vardır. Mesela bu üst hedeflerimizde bizim açıklanmış ve yayınlanmış üst hedeflerimiz var. Mesela deriz ki biz işte Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, onun değerlerine, devletimizin değerlerine uygun davranmak. Deriz ki biz ülkemizde en güçlü kahve markası olup bunun akabindeki diğer hedef global arenada marka rol alan yapmak. Bir %100 yerli bir yani marka olarak. Yurt dışından bir marka değil, Türkiye'den bir markanın yurt dışına. Aynen öyle. Temsil etmek, devamında halka arza gitmek, halka arz hazırlığı yapan, bunun altyapısını yapan, bütün sistemini buna göre kuran bir yapıyız. Ardında beni en çok heyecanlandıran mesela bunların dışında bir vakıf kurmak. Bu da vakıfın modeli bile belirlenmiş bir halde, hukukçu kimlikten de gelen. Gelirimizin belirli bir kısmını her ay düzenli aktaracağımız ve butik, yaşlılar, engelliler, hayvanlar, doğa, sporcular ve sanatçılar için butik izlenebilir, belgelendirilebilir bir hayır işi de demeyeyim aslında. Vefa borcunu ödeme. Yani hareketi. Aslında doğduğunuz topraklara vefa borcunu ödüyorsunuz. Bu başlangıçta yapacağımız ve bütün işte bugün 40 şehir inşallah 81 ilde olur, yurt dışında olur. Oradaki her şubemiz ve çalışanlarımız da sanki bu vakfın bir gönüllü çalışanı gibi bölgesindeki ihtiyaçları taşıyacak profesyonel yöneticilerin olacağı bir şey. Bunu niye söylüyorum? Arabica Cafe House'un kafeleri, evet sürekli gelişiyor, değişiyor kahveler, birkaç şey bahsedeceğim bununla ilgili ama arka bahçesi çok farklı. Yani arka bahçedeki bakış açısı, kafası çok farklı. Biz güneş enerji santrali kurduk. Şubelerimizin enerjisini yeşil enerjiyle üretelim diye şu an faaliyete geçecek. Yeni bir bizim bir lojistik üstümüz ve kahve üretim tesisimiz var. Kendimiz ithal ediyoruz kahvemizi ama arka planda şimdi yeni bir gıda üretim tesisi kurduk. Dedik ki artık ya tatlar birbirine benziyor. Bizim gibi belirli bir şubeye ulaşmış yerde tatlıyı, sandviçi alabileceğiniz sayı bile belirli firma. Lojistik mi? Biz dedik ki bir artık bunu değiştirelim. Biz Ar-Ge yapabileceğimiz, glutensiz ihtiyacı olan kişilere, vegan ihtiyacı olan kişilere, light üretim yapmak isteyen kişilere, yeni trendlere, hatta global trendlere uygun biz artık tatlı, sandviç, ekmek, çikolata, kasa önü satışı, kruvasanından donatına, eklerine kadar kendimiz üretebileceğimiz bir yer kuralım dedik. Çok zor bir dönemde biz bu yatırıma girdik, bitirdik şu an. Üretimine başlayacak. Ve çok ciddi bir tatlı tecrübesi olan bir ekibi de kurduk. Şimdi artık bize özgü tatlılar üreteceğiz ama öyle bir tesis kurduk ki dışarıya da hizmet verebilecek. Ama yani siz aslında farkı hem ürün bazlı
hem de mantık bazlı olarak kurguluyorsunuz. Yeniden kurgulayıp bir fark yaratmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu an iç sistemimizde işte yapay zekayı kullanmaya başladığımız, yavaştan artık böyle finansımızda, muhasebemizde, muhakkak Şibo bunu yıllardan beri yapıyordur globalde. Onları iyice aktifleştirdiğimiz ve artık iş geliştirmeye gittiğimiz bir yer. Çünkü iş şuraya gidiyor benim gözümde. Yani bu arada tabii sektörel anlamda bununla ilgili de değil, önemli birkaç şeyi söyleyeceğim ama iş şuraya gidiyor. Artık her şey pahalı ve her şey değerli. İnsanların nerede zaman harcayacağı, neye ne kadar para ayıracağı ve ayırdığı paranın yüzdesi çok kıymetli bir hale yani bu geldi. Ülkenin genel durumuyla da alakalı. Dünyanın da bizim ülkemizin ekstra bulunduğu pozisyonda bu böyle. Globalde de var, burada da var. Ve biz 2014'te kurulduğumuzda kişi başına düşen Türkiye'deki kahve tüketim oranı 350 gram civarlarında. 350-400 gram civarındaydı. Daha ilk kahve festivali bile yoktu. 2015'te başladı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 1,5 kilolara yaklaştı kişi başına düşen kahve tüketim oranı. Bu arada kahve oranı. Festivalleri de çakışıyor artık. O noktaya geldik. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin genel ortalaması 8 kilo. Kuzey Avrupa ülkelerinde 13 kilolara yaklaşan, kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranı olan bir yapı var. O yüzden bugün sektörde bir sürü aktör çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Ama benim buradaki arkadaşlarımla yapmak istediğim şey, bir değer, bir ortak amaç kurarak hem kendi yatırımlarımızda hem franchise alan iş ortaklarımızda, böyle çok seçici bir aile gibi bir ortamda bir değer ve değerler zinciri üzerinden sürdürülebilirlikle bir şey yapmak. Bu bağlamda biz sadece kendimize değil, bütün sektöre nitelikli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu vakıf bunlardan biri ama onun dışında biz Milli Eğitim Bakanlığı'yla, İşkur'la, KOSGEB'le protokoller imzaladık. Mesela barmenlik meslek olarak tanımlıyken baristalık değildi. Yani baristalık böyle tam bilinmiyordu. Baristalık artık meslek olarak tanımlı hale geldi. Aslında şöyle, dünyada sizin de tabii ki SCA eğitmeni olduğunuz için bildiğiniz üzere dünyada bunun bir tanımı var. SCA eğitimini alan herkes baristalık konusunda uluslararası, beynelmilel anlamda mesleğini icra edebiliyor. Evet, Türkiye'de böyle bir eksik var ama günün sonunda belki de bu Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak protokollerle bunu aşmak ve Türkiye'den alınan eğitim sertifikalarıyla belki de yurt dışında Türkiye'de açtık, baristalık yapmak açtık. Mümkün. İnşallah duyurulmaya da başlayacak şimdi. Benim için anormal kıymetli mesela bu. Nitelikli istihdam anlamında ve baristalığın saygın ve nitelikli bir meslek olması anlamında ve biraz önce değerli katılımcılar da bahsetti. İstihdam ve nitelikli istihdam bir problem. Bu sadece Arabica'nın problemi değil. Bu hepimizin personel problemi. Personel konusunda var böyle bir şey. Doğa Hanım hak vereceksinizdir orada SCA eğitmeni olduğunuz için. Kesinlikle. Baristalık konusunda tecrübeliyim diyen baristaların aslında dünya ekseninde bakıldığı zaman pek çok eksikleri var. Ben burada birazcık araya girmek istiyorum müsaadenizle. Bundan yaklaşık bir 6-7 sene önce biz Antalya Ticaret Odası ile beraber bu işin barista seviye 4 Türkiye müfredatını yaptık, yazdık. Ben de Türkiye'nin ilk alan uzmanlarından bir tanesiyim aslında. Hı hı. Tamamen meslek yüksek kurulu onaylı, dünya geneline geçerli olan barista sertifikaları verdiğimiz bir süreç. Çok ciddi sınavlar yapıyoruz. Öncesinde bir teori sınavımız oluyor, sonrasında bir pratik sınavımız oluyor ve kamera kaydı altında tamamen bu sınavlar. Bunlar hep var. Ben hı hı. Ben de SCA eğitimini aldım, onaylı bir kavurucuk. Ben yani usta kavurucu seviyesinde ama o değil benim şey yaptım. Bizim mesela ben SCA'nın da Türkiye'de register bir tüzel kişinin olması gerektiğini düşünüyorum hatta. Bunun zamanında biz çalışmalarını başladık. Dernek yazılımları, derneğin ana sözleşmesinin ben hazırlıklarını vesaire yaptığım bir halde ben ülke içinde biraz daha bu işin register ve ülkede de nitelikli istihdamın ülkemizdeki devlet kurumları tarafından desteklenebilir bir halde kesinlikle olması gerektiğine inandığım için farklı bir adım attım. Böyle bir organizasyonda burada biz şunu yaptık. Biz önce ilçe eğitim müdürlüklerine, ilçe milli eğitim, sonra il, bugün geldiğimiz noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Baristalığın meslek liselerinde ders olarak okutabilmesini sağladık. İlk meslek liselerindeki barista sınıfı Ankara'da kız öğrencilerimizin olduğu Keçiören Kalaba Kız Meslek Lisesi'nde kuruldu. Arabica Cafe House barista sınıfı ve artık meslek liselerinde devam süreçte bu, çünkü ülke geneli projesine haline getirildi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve oradan verilen lisanslar uluslararası geçerlilik haline geldi. Hı hı. Ve artık
bu eğitimleri alanlar usta öğretici haline gelecek. Okula meslek lisesine gitmese bile artık baristalık yaparken çalıştıkları yerde meslek lisesinden mezun olmuş bir usta öğretici olacaklar. Ama meslek liselerinde de ben çok önemsiyorum bunu, eski köy enstitüleri gibi meslek liseleri çok değerli. Ve baristalığın bir aşçılık gibi meslek liselerinde okutulabilmesi benim için anormal değerliydi. Çok uzun süreden beri uğraştık. En sonunda bitti. Müfredatını yazdık. Müfredat onaylandı. Bu eğitimleri verecek meslek lisesindeki öğretmenlerimize eğitimler verdik arkadaşlarımızla. Onlar artık öğrenci yetiştirmeye başladı. Bu proje çok sevildi. Ankara'da belediyelerde yapmaya başladık nitelikli istihdam eğitimleri. Yine kendimize değil. Mümkün olduğunca istihdam ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz ama bütün sektör faydalansın. Şimdi de Birleşmiş Milletler'in yine nitelikli istihdam eğitimlerini veriyoruz bu kapsamda. Yani benim söylemek istediğim, işte tamam kahve yapıyoruz, satıyoruz, bunun olmazsa olmazları var, gelişimi var, hepimiz yapacağız bunu. Ama bizim derdimiz biraz kendi iç sloganımızda olduğu gibi fark yaratıp öncü olmak. Burada kendi alanımızda veya kendi bakış açımızda kimsenin yapmadığı şeyleri veya yaptıklarını farklı yorumlayarak yapıp, ama sadece kendimizde kalmasın, bütün sektöre, bütün paydaşlara da faydalı tüm olabilecek topluma bir faydası şeyler olsun. Yapalım. İş ortaklarımızla birlikte. Ediyoruz. Bu olay bizde bu. Aslında ben de tabii moderasyon olarak tek tek size söz verdikten sonra şöyle bir toplama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Tüm konuşmacıların uzlaştığı birkaç nokta var. Biz de Mokkafe olarak bu noktalarda hemfikiriz sizlerle. Biz de mimari farklılıkta, ürün gamının farklılığında, teknolojik kısımda tıpkı sizin girdiğiniz alanda olduğu gibi farklılık yaratmak üzerine pek çok aktivite yapıyoruz. Dolayısıyla aslında sektörde ayakta kalabilmek adına, ki Türk milleti rekabetçi bir millet, tabii ki siz Alman ekolünden geliyorsunuz ama eminim siz de bir şeyler katıyorsunuz Alman ekolüne diye düşünüyorum. Yani Türkiye ekibi olarak kesinlikle çok fazla şey. Dolayısıyla da orada üzerinde mutabık kaldığımız bu kadar konuşmacının belki de temel 3 nokta bu. Mimaride farklılık yaratmak, ürün bazlı farklılık yaratmak ve teknolojik farklılıklarla bunları eklemlendirerek daha yukarı çekmek gibi bir gerçekten durum var. Yani tabii ki bunun yansımaları neticesinde de istihdama, eğitime de önemli katkılar sağlayacağımızı öngörmek lazım. Açıkçası aynı sektörden hem de rekabetçi ortamda da birbirimize rakip olmamıza rağmen Sertaç Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten anlattığı konu bizim için de kanayan bir yara. Biz de kendi içimizde 2023'ten 2025 yılına kadar tüm ekibimizi hem online platformlarda hem de yerinde eğitimlerle aslında desteklemeyi çok arzu ederek bir yola girdik. Ama tabii bu tamamen kendi iç yapımızda, yani kendi çalışanlarımızda. Çünkü 1000'in üzerinde, bizim de 100'ün üzerinde Türkiye genelinde bayimiz var ve burada çalışanlar, biz çok doğu ağırlıklı bir bayi profiline sahibiz. Ve orada istihdam çok önemli. Yani bu sektörün içerisinde çalışmak, orada kendine bir yer edinmek, orada çalışan insanlar için çok çok önemli. Batı'da belki biraz daha farklı işler yürüyebiliyor ama gerçekten Doğu'da, Doğu'ya gittiğiniz zaman orada çalışan insanları, özellikle barista olmak onlar için çok önemli. Barın arkasında aslında o hizmeti sağlamak, kesinlikle altın bir bilezik. Çok kıymetli bir yapı var orada. Biz bu yüzden orada çalışanlarımıza özellikle katılımcı olarak bizim online platformumuz var, eğitim verdiğimiz. Ve sevgili Yunus Bey'den de, Yunus Çakmak'tan da bu anlamda zaten destekte alıyoruz şirketimiz. Profesyonel destek alıyor. Baktığımız zaman Batı'dan ziyade Doğu'daki arkadaşlar çok istekli. Sürekli oradan işte mailler atılıyor, tekrar tekrar sınavlara giriliyor. Başarısız olduğu zaman mutsuz olunuyor. Tekrar denenmek isteniyor. Buradan anladığımız şu ki gerçekten istihdam çok önemli. Şu anda yaratılan fark, yani Sertaç Bey'in anlattığı bu konu bizim için de çok çok önemli. Ve biz de 2023, 2024 hatta 2025 yılına kadar tüm ekibimizde belli bir seviyeye getirmeyi hedef aldık. Bu da bizim için aslında fark yaratmak adına bir adım oldu. Yani aslında sektörel bazda akademik eğitimin öneminden bahsediyoruz. Şu anda bizim için çok önemli. Hatta Kahve Diyarı'nın hayatında bir kırılma noktası diyebiliriz. Bugüne kadar hiç yapmadığımız bir çalışmaydı bu. Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. Online platform bizim için çok önemli çünkü Türkiye genelinde her noktaya tek tek ulaşmak çok zor. Ama onları bir arada toplamaya çalışıyoruz. Hem yerinde de ziyaretler yapıyoruz. Hatta sınıf eğitimleri yapıyoruz, bir araya getiriyoruz. İşte İzmir merkezdeyiz biz, biliyorsunuz. İzmir'de bir araya getiriyoruz, onları bir arada toplayıp işte değerli olduklarını, aslında yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
Bu bağlamda da aslında bizim için bu da bir fark yaratan bir burada nokta oldu. Burada bir virgül koyayım. Biz bu konuda belki de en şanslı olanınız benim. Çünkü benim eşim de sizin gibi SCA eğitmeni. Ve sağ olsun o da burada. Biz de akademimiz vasıtasıyla hem sektöre hem kurumsal firmalara bu konuda destek olmaya çalışıyoruz Mock Akademi vasıtasıyla. Çok şanslısınız o zaman. Konuda da eşime teşekkür ediyorum bu arada Deniz Hanım'a sağ olsun. Bu arada doğu kısmında ben ayırmıyorum hiç ülkenin her yeri çok şey ama bizim de büyüme alanımız yeni başladı o tarafta. Biz dalga dalga büyüyoruz. Ben Doğu Beyazıt'taydım, Van Ağrı'daydım geçen hafta. Çok güzel. Yaz öncesinde de bakanlıkla ve kalkınma ajansıyla hem deprem bölgesi hem doğuda bizim bu nitelikli istihdam eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı, belediye ve Birleşmiş Milletler'le yaptığımızı nasıl yapabiliriz diye konuşurken Van'da kalkınma ajansı bünyesinde bu nitelikli istihdamı oraya taşımaya yönelik görüşmeler yaptık bakanlıkla. Şimdi bu yeni dönemde onu devam ettireceğiz. Arzu ederseniz birlikte bile yaparız. Keyif alırım. Harika. Biz de çok memnun oluruz açıkçası. Aslında ne kadar güzel bir şey görüyoruz. Gördüğünüz üzere bir sektörün topluma ne kadar dokunabileceğini veya istihdamı ne kadar destekleyebileceğini, tabii ki burada Ankara merkezli olarak destek alınırsa bunun nerelere gidebileceğini hepimiz öngörebiliyoruz. Umarım bu da bir veri olarak bir yerlere kaydedilir tabii. Olumlu dönüşlerini ben alırız. Ben herkesle açığım o konuya. Yani biz iç eğitimleri fiziki online hep yapıyoruz onları. Bizde barista akademi var içeride falan ama yani artık bu işin yani baristalık yurt dışında çok kıymetli, çok değerli. Bizim ülkemizde bu değeri alması ve yani ben o kadar mutluyum ki mesela meslek sesinde ikinci sınıf açılma talebi geldi. O kadar başvuru ki şimdi o kadar turizm bir ilgi var. İnanılmaz ilgi var. Turizm otelcilik, Mogan turizm otelcilik meslek sesinde şimdi başlayacak. Turizm otelcilik. Ankara merkezli olduğunuz için bu operasyonlar Ankara'da daha ağırlıklı. Doğru mu? Yani şimdi tabii bizim bütün yönetim kadrosu, bütün ekibimiz orada, devlet kurumları evet. Orada çünkü yani bir şey ülke geneline yaymak veya sonuçta bir Ankara'dan devlet tarafından tanınan bir halde bir şey yapmak istiyorsanız devlet kurumlarıyla işbirliği yapmanız lazım. Ben çok da seviyorum o işbirliklerini. Onlar da çok seviyor bu arada bir projeyle gittiğiniz zaman. Çok da destekliyorlar ellerinden o geldiğince. O zaman bu oturumdan sonra bu konuyu tekrar bir ele alıp belki sektörel olarak ne yapabiliriz? Seve destekleriz. O zaman şimdi konuklarımızın da kendi soruları olacak ama önden bir soruyla daha devam edelim istiyorum. Burada da aynı sırayı izlersek sevinirim. Biliyorsunuz Türkiye'de %20-25 yıllık ortalamayla büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Ve bu sektör ciddi istihdam alanları yaratıyor, ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Pek çok da farklı firma, bu örneklerde gördüğümüz üzere, yeni değişimlere ve gelişimlere imza atıyor. İnovatif olarak siz bu değişim ve gelişimlere nasıl tepki veriyorsunuz? Yani örnek vermek gerekirse bir firma, bir değişimde sizin karşınıza geldiği zaman tepkiniz ne oluyor? Bunu nasıl opere ediyorsunuz? Nasıl operasyonunu yürütüyorsunuz? Tepkileri gösterirken bunun sınırlarını nasıl belirliyorsunuz? Maddi kaygılar mı ön plana çıkıyor? Yoksa bunun markaya katacağı faydayı mı ön plana alıyorsunuz? Marka bazlı olarak bunu nasıl operasyonunu yapıyorsunuz? Biz genelde tabii çok sık karşılaşılan, son dönemde bu bahsi geçen, yani bahsettiğiniz konu aslında çok sık karşılaşılan bir konu. Çünkü herkes o değişimi yaşamak istiyor. Tüm sektördeki tüm rakipler kendi içinde bir değişim sağlamak yani istiyorlar. Tam da rekabetin merkezi bu zaten. Tam da, tepki evet, verebilmek. Evet. Yani herkes bunu yapmak istiyor. Evet. Ve herkes de bu konu üzerinde kimi maddi kaynaklarını kullanarak yapıyor, kimi görsel çalışmalarla devam ediyor. Herkesin kendi içinde bir aslında oluşturduğu bir rekabet var. Ben bunu çok fazlasıyla hissediyoruz biz marka olarak. Her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Ürün bazlı çıkıyor, konsept bazlı çıkıyor, ekipman bazlı çıkıyor, hatta teknolojik çıkıyor. Bu da olmaz dediğiniz bir örnek var mı? Yani örnek veriyorum, bunu da yapmaya gerek yok artık. Bu da çok farklı bir şey dediğiniz bir örnek yaşadınız mı? Yani hiç öyle, artık her şeyi normal karşılıyorum ben. Çünkü evet. O kadar farklı şeyler var ki. Biliyorsunuz hani etin üzerine tuz serpmeler, farklı evet, sektörlerde evet. Farklı yani, sunumlar, dans etmeler falan. Kahveyle ilgili yapılan bazen böyle hani rakiplerde ürün çeşitleri görüyorum. Yani diyorum ki artık bu da olmamalı ya. Yani bu kadar ürün de bu kadar olmamalı. Türk kahvesiyle mesela bu kadar oynanmamalı. Oynanmamalı. İşte kahvenin de mesela Türk kahvesini açıkçası ben sade seviyorum. Yani sade derken Türk kahvesinin içerisinde herhangi bir aroma katılmamış olarak seviyorum. Ki bence özü de zaten kahvenin bu. Ya da geleneksel birkaç çeşit daha var işte dibek kahvesi gibi, menengiç gibi. Ama bunun dışındaki diğer aromalı kahvelerin örneğin bence yeri olmamalı. Bu kadar fazla
üzerinde oynanmamalı, biraz özünde kalmalı diye düşünüyorum. Biz kendi menümüzde senelerce bu ve buna benzeyen uygulamalar yaptık menü anlamında. Ama bunda Türk Kahvesi Derneği de zaten çok şikayetçi biliyorsunuz. Çok haklılar. Türk Kahvesi Derneği özüne bağlı kalınarak ilerlenmesi tarafında. Çok haklılar. Ama pek çok yere gittiğiniz zaman belki damla sakızlı yağı tutmak lazım ama çileklisinden... Yani inanın yani çok artık değişik aromalılarına kadar çeşitler çok, var. Çok farklı şeyler var. Yani çok farklı ürünler var. Ben artık hani ismini zikretmek istemiyorum ama biz bu konuyla ilgili açıkçası kendi müşteri kitlemize bakıyoruz. Kendi yapımıza bakıyoruz. Burada bu müşteri bunu özümser mi? Buna nasıl tepki verir? Buna dikkate alıyoruz. Öncelikli olarak her ne gelirse gelsin öncelikli olarak müşterimizi düşünüyoruz. Bizim müşterimiz bu ürüne, bu yapıya, bu sunum şekline... Sunum şekilleri de çok önemli. O da çok farklılaştı. Yani çok evet. Değişik sunum şekilleri geliyor önümüze. Çok farklı farklı sunum şekilleri geliyor. Biz daha çok kahvenin gerçek özüne, kahvenin kendi gerçekliğinin dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Müşterimizle bunu bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani her önümüze geleni bir önce süzgeçten geçiriyoruz. Önce kendi müşterimiz bunu beğenir mi? Bunun da kendisini iyi hisseder mi? Çünkü her neticede ne olursa olsun bizim alanlarımız sosyalleşme yani alanı. Yani teraziye koyuyorsunuz. Teraziye bu terazideki koyuyoruz. Evet. Mantığa göre de hareket etmeye evet. çalışıyorsunuz. Yani finansal açıdan bunu değerlendirmiyoruz açıkçası. En çok değerlendirdiğimiz konu son nihai tüketiciden başlayarak önce nihai tüketici buna ne der? Sonra kendi yapımızda bu özümsenir mi? Yani bu marka çatısı altında bu müşteri kitlesinin bu beklentisiyle bu yapı birbirini tutar mı? Eğer tutacağına karar verirsek zaten bu kendi içimize alıyoruz. Bu sizin hızlı bir operasyon olabilir ama benim merak ettiğim aslında Hasan Bey'in Şibo açısından yanlış mı biliyorum onlar ama için daha zor bence. Yurt dışından bunun dönüşünü almak veyahut da Türkiye'de buna karar vermek ne kadar mümkün oluyor Şibo açısından? Tabii kolay değil. Yani Alman firması zaten bir konservatiflik geliyor Türkiye'ye yatırım yaparlarken. Tabii Çibo aslında Maximest Holding yapısı altında. Yani bildiğimiz markalar mesela Nivea, Tesa, Türkiye'deki markaları Çibo. Davidoff, Çibo'nun aslında ortaklarından olduğu bir marka. Yivalanka diye bir markası var. Yine Çekya'nın yaklaşık 180 yıllık kahve markası. Edisho yine Çibo'ya ait yaklaşık 200 yıllık bir Alman markası. Avusturya menşeli yine orada. Molinari diye 200 yıllık bir İtalyan kahvecisi var. Onu satın aldılar. Şimdi bunun gibi aslında çok fazla segmentleri var. Yani Çibo aslında bir kahve yatırım firması her ülkede kendi markalarına da yatırım yapıyor. Biz burada M&A ortaklıklarına da baktık yani yapılabilir mi? Ama 2018 yılı itibariyle şu çıktı. Türk kahvesi Türkiye'de çok önemli. Hadi Çibo olarak bir Alman devine Türk kahvesi yaptırdık. Şimdi Almanya'da zaten biliyorsunuz yaklaşık 5 milyon 6 milyon gurbetçi yaşıyor. Evet onlara da hitap edecek ama asıl Türkiye pazarı için, Türkiye pazarına spesifik olarak bu yatırımı yapma kararı aldı. Şu an ne konuşuyoruz Özgür Bey? Ya, Türkiye'de bir tesis mi kursak? Çok çünkü ilginç. Yani Orta Doğu'ya doğru açılma var, Asya Pasifik'e doğru açılma var. Burada bir fabrikalaşma, üretim tesisi kurma, kavurma alanları yapma. Bunların hepsini aslında merkeziyetçi yapıyı destekleyen... O konuda sizden ciddi o zaman bir isteğimiz olsun. Türkiye'de lütfen. İstihdamı ve bunu güçlendirmek adına... Alman firmalarının Türkiye'de yatırım yapmasını hepimiz çok önemsemeliyiz. Yani sadece onlar gelip bizde perakende ürünlerini satmak bazı değil, burada bir fabrika yatırımıyla istihdam yaratmak üzerine de siz ikna edebilirseniz, aynen. işin içinde olduğunuz için herhalde hepimiz toplum adına size minnettar oluruz. Aslında bunu hep beraber yapıyoruz. Zaten bizim amacımız burada, Türkiye'deki yöneticiler olarak bu. Yani Arabica kahve bir yerden açarken, kahve diyarı açarken, mok açarken ya da fakir tarafından kahve girdiğinde kahve pazarının büyüme eğrisi yani 3 haneli. Espresso pazarına bakıyorsunuz %160-%170 büyüyor. Yani aslında çözülebilir kahve yolculuğu şu an kapsüllü kahveye kadar geldi. Herkes evlerinde çekirdek kahve makineleri almaya başladılar. Dün mesela ziyaretçimiz vardı Almanya'dan makine işinin başındaki arkadaşlar. Türkiye'de otomatik makine yaklaşık %450 büyüdü diyorlar. Yani muhteşem bir şey bu. Çok iyi. Evet. Yani Türk kahvesi makinelerini zaten biliyoruz hepimizin evinde var. Filtre kahve makineleri. Biz bu segmentte de yatırım yapıyoruz. Yani kapsüllü kahve makineleri tarafında da Kubo diye bir marka çıkardık. O da Türkiye pazarına girecek. Bunu gördükçe yani ziyaretler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta neredeyse bizim kabul haftamızdı yani çok fazla. Bütün markalara giriyoruz, kendi markalarımıza giriyoruz. Genç jenerasyonu görüyorlar. Yani 29-30 yaşı ortalama. Ciddi bir pazar. Çok 80, ciddi bir pazar. Büyüyor. Evet yani enflasyonist ortamları var ama vazgeçilmeyen bir kahve tutkusunun da olduğunu görüyorlar. Sosyalleşmenin Türkiye'deki zaten en önemli merkezi noktaları bildiğiniz üzere kafeler.
Aynen. Dolayısıyla da bunu dünya piyasası da öngörüyor ve buna göre de Türkiye'de atılım yapmaya çalışıyorlar. Doğru. Yani ben CEO'muzu anlatırken hikayemizi şöyle anlatıyorum. Türk kahvesini içiriyorum, falına bakmam lazım diyorum. İlerleyen dönemlerde buralarda bir şey yapman gerekiyor. Yani biz evlenirken, sohbet ederken, iki lafın gerçekten de üst üste getirirken bu kahveyle burada çok önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum. Siz dediniz ki CEO'mu anlatıyorum, Türk kahvesine falına bakmam gerekiyor. Aslında burada çok inovatif ve genius bir fikir var. Yani ürünü sadece içirmek değil, ürünün neticesinde bir eğlence doğru yaratmak. Bunu duyduğu zaman şaşırdı mı? Mesela ilk Türk kahve falına bakılıyor. Çünkü onlarda böyle bir şey yok. Yok. Yani bir ürünün içeriğini bitirdikten sonra içine bakıp yorumlamak gibi bir şey duyduğu zaman nasıl bir tepki verdi? Şimdi hikayenin aslında bizim topraklarımızdan çıktığını biliyorlar. Hmm. Yani Yemen'den başlayan, Avusturya yani nazar boncuğu hikayesine benzer bir hikaye. O yüzden yani burada içildiğini, burada gerçekten harmanlandığını, hikayesiyle beraber burada olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Evet, orada bir kullanım alışkanlığına dönüşmüş. Nasıl ki bizde çay pazarı varsa orada da kahve pazarı var derken ben artık bütün konuşmalarımda şunu demeye başladım. Nisan raporları bize geçen sene itibariyle marketlerdeki çay pazarının büyüklüğünün kahve pazarının büyüklüğüne eşit olduğunu gösterdi. Hacimsel olarak demiyorum yani markette rafa gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz geniş çay alanları var. İktisadi olarak. Ama iktisadi olarak, finansal olarak şu an yaklaşık ikisi 10 milyar TL büyüklüğüne geldi. Çok ciddi. Şimdi bu sene itibariyle çok daha büyüyecek. Bir de bunun yanına yani biz marketlerdeki paketli kahveleri değil kahve zincirlerinde eklersek, kahve satışında eklersek inanılmaz bir büyüklüğe geliyor. İşte bu büyüklük Chibo gibi bir Alman devini buraya yatırım yapalım, mağazalaşmamızı arttıralım ki konservatif davranıyorlar. Yani hukukçusunuz ikiniz de. Herhalde bizim en büyük sıkıntımız sözleşmeler. Yani sözleşmeler. O yüzden de hızlanmaya çalışıyoruz. Ama her alanda, her pazarda, Türkiye'nin her bölgesinde ve her platformunda olmak için bize imkan veriyorlar. Şu an gerçekten baktığımız zaman yaklaşık 13 tane ülke var. Yani Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, İşte Dubai'yi sayayım, Asya Pasifik'te Japonya'dan başlayın Çin'e kadar devam eden alanda gözler gerçekten de Türkiye'ye döndürülmüş. Yani aslında Türkiye'ye açılan bir kapı tüm bu pazarlara. Doğru. Ve Avrupa'ya göre de en uygun kapı. Evet. Az önce de söylediğiniz rekabeti seviyoruz. Biz gerçekten rekabette kahvenin içinde olduğu her şeyi yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Yani zaten 4 tane ana segmentli ürünümüz var. Yani espressolarda, kapsüllerde, çözülebilir kahvelerde ve çekilmiş kahvelerde ürünlerimiz var. Buna Türk kahvesini ekledik ve satarken şöyle bir şeyler de var. Kafe Break diye bir ürün çıkarttık mesela. Yani kahveyi hangi ürünün içerisinde katıp da satabilirsiniz? Ya bu kahve hangi ürünün içinde bulunabilir diye fincanları da, mugları da, sonra makinelerini yapıp, kaşıklarını, kahve filtre kağıdını da koyalım. Tabii vazgeçmeyeceğimiz tek şey yani önemli olan. Yani tüketicinin kendi hikayesini yaratmasını sağlıyorsunuz. Aynen. Yani kahve şey adına her şeyi düşündüğü zaman Chibo'da bulabilsin aslında temel bizim yatırım alanımız. Bu arada Chibo'yu sürekli yabancı marka, Alman yatırımcı diye öngörüyoruz ama Doğa Hanım'ın markası da aslında fakirin hikayesine de bakıldığı zaman ismi bize çok tanıdık geliyor. Belki bu kısmı atlıyoruz ama lütfen siz de o konuda söylemeniz gereken bir şey varsa onu da ekleyin. Aslında şöyle biz yani Soran Holding Fakir House Great'i satın aldı. Hı-hı. Artık fakirde bir Türk firması. Aa, çok güzel. Evet, üretim tesislerimiz var, fabrikalarımız var Almanya'da ama hı-hı, bir Türk firması. Buna çok sevindik. Evet. Peki onların bu yönde ürünleri geliştirirken, kahve sektörüne yatırım yaparken tepkisel olarak davranışları ne oluyor? Türkiye'de büyüyen bu piyasaya yaklaşımları neler? Çok heyecanlıyız gerçekten. Kahve sektörü sürekli canlı, sürekli büyüyen bir sektör. Biz de her zaman yatırımlarda vesaire de zaten hep şey yapıyoruz. Tebrik ediyoruz. Sertaş Bey, siz de nasıl? Bu yani tepkileri nasıl veriyorsunuz? Yani gelişen, değişen durumlarda siz markanız adına önünüze spesifik olarak bir ürün geldiği zaman ya bu bizim ürünlerimizden farklı, biz bu ürünün üzerine ya bir şey koymalıyız veyahut da bu ürüne bir ürünle tepki vermeliyiz diyor musunuz? Buna kim karar veriyor? Arkadaşlarımla ben veriyorum. Bizim tabii şu an merkezde 60'ın üzerinde çalışma arkadaşımız var, beyaz yakalı. İşte şubelerde de 1500 civarında çalışma arkadaşımız var. Yatırımcıları da katın. Onlarla da çok inovatif bir ilişkimiz var. Bizde şubelerdeki baristalarımızdan tutun da bir fikrim var formları vardır bizde. Doğrudan bana düşer. Yani o kadar önemserim bu formları. Bütün çalışma arkadaşlarım statüsünün ne olduğu önemli değil. Bir barista destek vardır. Çok acil durum anında camı kırınız için kullanabilecekleri.
Bir de bir fikrim var formları vardır. Bunların biz hepsini bir kere önemseriz. Mutlaka geri dönüş yapılır, mutlaka o fikirleri, reçeteleri denenir. Kendi çelişkimizde de zaten bu yürüyor. Bu bakış açısıyla biz ortalama %20-%30 dışarıdaki sektördeki arkadaşlarımızla yarışıyoruz. %70-%80 kendimizle yarışıyoruz. Bizim bu içeride de hep böyle konuştuğumuz bir şey. Bizim çok eksiğimiz var marka olarak. Benim yönetici olarak çok eksiğim var, çok hatamız var. Benim de çok hatam var ama çok iyi niyetliyiz. Yani kendi iç ilişkimizde süreci yönetmek ve işte paydaşlarımıza, yani bunu yatırımcılarımızdan tutun, çalışma arkadaşlarımıza tutun, bölgeye, sektöre, herkese karşı niyetimiz iyi. Ama eksiğimiz, hatamız çok. Biz bunları bertaraf edebilecek ve biraz önce de söylediğim gibi fütüristik ve sürdürülebilir hamleler yapabilecek bir halde bakmaya çalışıyoruz. Ve bunun hiçbir yerinde para yok. Yani bunu hiç şovenist bir söylem olarak düşünmeyin. Bizde para gölgedir denir. Para yaptığımız işlerin sonucunda doğru gelen kıymetli bir emtiadır, hakkını da veririz denir. Yatırımcımıza da böyle bakarız, tedarikçimize de böyle bakarız, taşeronumuza da böyle bakarız. Bunun double, triple checklerini yapabilirsiniz. Yani bu böyledir bizde. O yüzden de biz bir girişim, bir düşünce, bir fikir yaratırken para kazanmaya veya kaybetmeye bakmıyoruz. O yüzden de bu konuda çok cesuruz. Yani pandemi döneminde yatırım yapıyoruz. İşte HP'de globalde başarı hikayesi oldu. Teknolojiye yaptığımız yatırım, Green Lake'in öncüsü olmamızda olduk. Yani kimsenin yapmadığı bir dönemde. İşte krediler durdu, yine yatırım yaptık. Dedik ki arabaları satarız, yine yaparız. Yani biz böyle bir tam bir girişimci kafasındayız. Yani bizim şirketimiz tacir değil, girişimci. Ve bu girişimciliğin aslında iki tane kolu var. İnsanın yapısını temsil ediyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. İki tane kolu var bu girişimciğin. Biri sürdürülebilirlik, biri fütürizm. Biz buna yönelik hem içimizde, hem şubelerimizde, hem yatırımcımızda, hem rakiplerimizde gördüğümüz, hem globalde gördüğümüz mimari tasarımda işte şu an yapay zekaya nasıl bir yer yapılabilir soruyoruz. Yapay zeka bize bir şey veriyor, bunu oturuyoruz. Proje birimimiz olarak konuşuyoruz, ortaya ne çıkartabiliriz'i konuşuyoruz. İş buraya geldi, daha çok genciz. Zaten 2 yılı pandemide geçti, 2018 krizi falan ama bizim serüvenimiz işte bu temelde bugünden sonra asıl 2014 yazılmaya başlıyor. 2014 ilk şube, 2 yıl zaten tek şube. O i̇ki yılda pandemi sizinle, koyun. Sizin de diğer katılımcılarla ortak olduğunuz nokta veya hepimizin ortak olduğu noktayı bu ikinci soru üzerinden bir toparlayalım diyorum ben. Çünkü sonrasında ziyaretçilerimizin de soru sormasını isteyeceğiz ve biraz onlara da süre ayırmamız lazım. Aslında hepimizin baktığı temel nokta şu. Biz eğer bir değişim ve gelişim varsa, bunu ben kendi markam adına da söyleyebilirim, Mokkafe adına, siz de kendi markalarınız adına, hemen bir etki tepki üzerine kurulu olarak, operasyonel olarak hızlı bir tepki vermeye çalışıyorsunuz. Bunda temel parametre şu olmuyor, bu işin bize maliyeti nedir, bu işin bize sonuçları nelerdir? Bunun tüketicideki yansıması nedir kısmı üzerinde odaklanıyoruz. Muhakkak. Benim anladığım kadarıyla hepimizin ortaklaştığı nokta ve de dinleyenlere aktarabildiğimiz temel tecrübemiz bu gibi görünüyor. Arge yapmama gibi bir şansımız yok. Evet. Yani bugün geldiğimiz yer ortalama 4-5 kat daha büyüyecek. Bu büyümeyi parasal olarak düşünmeyin. Bütün tüketicilerin niteliği artacak ve artıyor. Yani bu noktada beğeniler, beklentiler, yani sadece artık kahve bir kahve olmadığı gibi hangi kahve? Neredeki kahve? Nasıl sunuldu? Nasıl yapıldı? Şimdi, ben bu parayı ödediğim firma ne yapıyor bu parayı? Hepsine bakar hale gelecekler ve değerli. Bu konuda çok önemli bir noktaya temas ettiniz ama şunu da atlamamamız lazım belki de. Son dönemde yapılan uluslararası sözleşmelerle aslında biraz orada Türk kahve pazarı da olumsuz etkilenebilecek durum yaşayabilir. Türkiye özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen kahvede verginin sıfırlanıyor oluşu, yerli üreticinin ise yeşil çekirdekten halen %8 gümrük vergisiyle alıyor oluşu, bu anlamda, sektörel anlamda bir olumsuz tablo ama kısmını söyleyeyim ben size, benim de son dönemde gerek canlı yayınlarla, gerek telefon bağlantılarıyla, gerek basın yoluyla beklediğim tepki şu Ankara'dan, bu konuda hata yapıldığı zaman sektörden bir geri dönüş alınıp, bunun ivedilikle düzeltilmesi yönünde bir onlardan tepki bekliyoruz. Ki Türkiye kahve pazarında 80-85 milyonluk pazar çok ciddi bir pazar ve bunun neticesinde yarattığımız istihdam çok ciddi bir istihdam. Bu olumsuz etkilenmesin. Sizler, bizler gibi markalarda başarı hikayelerimize devam edebilelim.
Değerli katılımcılar da bu konuda kendi tecrübelerinden aktarmak istedikleri şeyler olabilir, sormak istedikleri şeyler olabilir birebir katılımcılarımıza. Eğer sormak istedikleri sorular varsa lütfen alalım. Eğer yoksa bir soru daha sorma durumum olacak. Lütfen buyurun beyefendi. Teşekkür ederiz. Maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Sağ olun, Ankara'da. Sizlerin çok yeni duyacağınız bir ÖTV konuşuluyor, kahve için çekirdek için. Evet, tam da bahsettiğim aslında bu son noktayla örtüşüyoruz. Katılımcıların nasıl bir hazırlığı var? Çünkü bir tane darbe yedi perakende firmaları. Böyle bir ikinci dalga gelirse bir stratejik planları var mı? Ben ekonomist olarak bunu merak ediyorum ve soruyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sayın hocam, isterseniz şöyle yapalım. Diğer katılımcılar da soru sorabilsin diye. Tabii. Sizin sorunuza bir muhatap alalım. O muhatap üzerinden ilerlersek... Çünkü tekrar bir tur dönmek o konuda çok uzatacaktır. Vallahi, cevabı. Orada aslında herkes bu sorunun muhatabı ama Sertaç Ankara'da olduğu için biraz daha fazla muhatabı hukukçu olduğu için. Olur. Benim kızlarım direkt da hukukçu. Ondan kısa bir cevap alabilirsek diğer katılımcılar da sorularını sorabilir. Teşekkür ederim pasınız için hocam. Ankara'da da inşallah bir araya gelir sohbet ederiz. Tabii yani biraz önce bahsettiğim fütüristik bakış açısının içinde ben de sadece iş geliştirme yok. Finansal bakış açısı da çok var. Kendim de çok ilgileniyorum. Yani halka arzı hazırlandığımız bir dönemde finansal okuryazarlık ve bu enstrümanlar kısmında çok kafa yoruyorum. Biz şöyle hazırlanıyoruz kendi adımıza. Bizim hala oturduğumuz ev kiradır. Bindiğimiz arabayı değiştirmeyiz. Ekstra işimiz dışında başka işlere yatırım yapmayız. Hep ana işimizi destekleyen işlere yatırım yapıp hep en kötüye hazırlıklıyız. Yani sizin şimdi kahvede gelecek dediğiniz, tabii Ankara'da olmamdan dolayı çok da diyaloğumuz var. Her yere gelecek. Yani şu an yeni ekonomik önlemler çerçevesinde yani gelecek devlet kasasının hep birlikte bir fedakarlık yaparak güçlenmesi adına herkes bir bedel ödeyecek. Bu sadece işverene değil, İşçiye de yansıyacak. Burada bir virgül koyayım. Yalnız biz bu fedakarlığı toplum olarak yaparken uluslararası anlaşmalarda bizim toplumumuzu mümkün olduğunca korumak gerektiği düşünüyorum ve sektörü. Kesinlikle. Onunla ilgili de muhakkak uluslararası bir şeyler olacak ama tabii biz üretici değiliz kahvede işte. Yani bu hep ithalatçı olduğumuz yerde ve bu ithalat da bizim para birimimizle olmadığı için bizim her zaman bu bir krizimiz olacak. Bunun tabii işte seracılık çalışmaları yapılıyor, önüne geçilmeye çalışılıyor vesaire ama biz kendi krizimiz olmayan bir hale %100 önlem alabilme bir imkanımız yok. Yani şimdi bugün pandemi yeniden çıktı, kamu otoriteleri bir karar aldı, kafeler kapandı. Yapabileceğimiz tek önlem sabır. Yani ben girişimciliğin de temelinde sabırın yer alması gerektiğini, bir duruşu bozmamanın gerektiğine inanan biriyim. Sabredeceğiz. Bu sabrımızı sürdürürken her gün bunun olabileceğini finansal okuryazarlıkla öngörüp yedek akçelerimizi, yatırım planlarımızı, finansal projeksiyonlarımızı, böyle bir şey olursa ABC planlarımızı yapıyor olmamız lazım. Biz bunu hep yapıyoruz. Ne kadar durabiliriz bilmiyoruz. Pandemi öncesinde de ben bunu yapmaya 2018'de başladım. Yani 2018 krizinde dövizin iki katına çıktığında biz paramızla ürün alamaz hale gelmiştik. Yani böyle gerçekten kapı kapı gezip bardak alalım. Hani nerede varsa da arabanın arkasına koyalım haline gelmiştik. Bırakın kahveyi. O günde ben bu kararı aldım. Yani stok seviyeleri, işte yaptığımız yatırımlar, hedging. Yani biz şu an hedging'i iki türlü yapıyoruz. Bir MTI hedging'i yapıyoruz. Bir de parite
hedging'i yapıyoruz. Yani bunların ikisini yapıp bir kere orada kur golünü yememeye çalışıyoruz. Onun dışında da bir kötü günde en kötü diyoruz ki yüksek stokla çalışıyoruz. Yani bizim bir 680 palete yakın bir stok seviyesiyle gidiyoruz totalde. O stokumuzda diyoruz ki en kötü bugünden çıkabilirsek malımız emtia olarak durur. Emtia'ya yatırım yapmış oluruz. Orada durur. Yani ve başka bir işe dağılmıyoruz. Tedbirinizi biraz stok bazlı almaya çalışıyorsunuz şu anda. Yani hocam orada söylediğim gibi bizde girdimiz yani maliyet girdilerimiz döviz üzerinden hep. Yani kahveyi sadece işte o likit gibi düşünmemek lazım. Yani bardağı da, içindeki plastik de, ambalaj da, bizim aslında kahveyi sunana kadar yürüttüğümüz bütün süreçlerdeki girdilerimiz döviz üzerinden. Evet. Ama gelir girdilerimizin hepsi TL üzerinden. Ve dünyada, Hasan Bey de belki teyit edecektir, dünyanın dolar bazında en ucuz kahvenin içildiği coğrafyadan biridir. Türkiye bardak bazında. Yani ben bütün hani girişimcilere, herkese önereceğim tek şey, ana ekseninden çıkmasın. Yani eline geçen likiti, yani işinde tutsun. Yükümlülüklere ve hızlı nakite döndüremeyeceği yerlere yatırmayıp, kendi elinde olmayan bir kriz de gelirse bunu sabırla atlatmayı beklesin. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda ben hocama ufacık bir şey söylemek istiyorum. Ankara'yla da bağlantınız olursa. Bu tarz konularda, sektörel konularda illaki sektör temsilcileriyle tanınan, bilinen, en azından bizi biliyorlar, tanıyorlar. Bir fikir almak istedikleri zaman her zaman gidebiliriz, her zaman fikrimizi verebiliriz. ÖTV olabilir bu, gümrük vergileri olabilir. Bizlere bir danışırlarsa bir şey kaybetmezler. Ankara bürokrasisi bu konuda çok eksik. Bunu da ben kendi adıma da tekrar ifade etmek istiyorum. Emin olun sadece bir telefonlarıyla biz elimizde ne bilgi belge varsa vatanperver insanlar olarak pek tabii ki onlarla paylaşırız. Çünkü sonuçta biz istihdam sağlıyoruz. Sektörel katkı çok önemli. Ama sadece bürokratların aldığı kararların sektöre ve kahve piyasasına ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka soru sormak isteyen kimse var mı? Lütfen buyurun. Eğer mikrofonumuz varsa mikrofon verebiliyor muyuz? Bahar Yılmaz, Muğla Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Benim sorum aslında Hasan Bey'e yöneltmek istiyorum. Arge ve müşteri profilinize yönelik bir soru ileteceğim. Yeni bir ürün geliştirirken bu ürünü tanıtmak ve işte satışa sunmak için önce bir pilot çalışma yapılıyor genelde. Bu pilot çalışma için müşteri kitlenizi nasıl belirliyorsunuz? Çünkü çok fazla firmanız var, çok fazla şubeniz var. Yani yurt dışındaki, ya ben gıdadan örnek vereceğim. Almanya'daki bir çikolatayla Türkiye'deki aynı markayı karşılaştırdığınızda Türkiye'dekiler daha tatlıdır. Şimdi bunu baz aldığımızda kahvede böyle bir farklılık oluyor mu? Ya da işte Türkiye'de çok fazla şubeniz var. Müşteri profilleri çok farklı. Müşterilerin bu kahve bilgileri, ilgileri çok farklı. Buna yönelik nasıl bir Arge ve müşteri işte pilot uygulaması gerçekleştiriyorsunuz ve sonunda bunları nasıl standart hale getiriyorsunuz? Çok pardon. Bir sonraki oturumda da çünkü Balçıçek Hanım birazdan bizi uyarmadan biz devreye girelim. Tamamdır. Kısa ve net güzel bir cevabınız olursa sonrasında bir kapanışla. Tabii ki de şöyle yapalım. Size yani Türk insanı tatlıyı seviyor, şekeri seviyor ve sütü seviyor. Şimdi normalde kahveye baktığınız zaman biz bir sütlü kahvenin tadına içip de harika dendiğinde aslında asıl kahvenin tadı alınmıyor gibi. Ama biz temelde tabii çok standart user centered attitude dediğimiz, müşteriye ilk dokunup ondan geri bildirim aldığımız, anketleme yaptığımız sistemler var. Bunu birçok kanalda yapıyoruz. Yani son müşterideki tadım aktivitesi, mağazalarda odak grup çalışmaları, bunu da Türkiye genelindeki birçok bölge yayılımıyla beraber ajanslar vasıtasıyla yapıyoruz. Ama değişiyor mu tatlar? Evet değişiyor. Her ne kadar organik ürünlere, vegan ürünlere gitmeye çalışsanız da yine de mağazalarda en çok satan ürünlerden bir tanesi de donut olmaya devam ediyor. Bu tabii ki de bölgesel farklılıklar olabiliyor, ülkesel farklılıklar olabiliyor. Oraya uygun ürün zaten çalıştığımız tedarikçiler vasıtasıyla geliştirmeye çalışıyoruz deyip kısa yapalım. Sonrasında isterseniz birebir de konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Ha bir tık uzatabiliyor muyuz? Eğer tabii ki başka soru varsa lütfen çekinmeyin. Sormak isteyen varsa, merak ettiği varsa konuklarımıza. Mesela Türk kahvesini sadece şunu ekleyebilirim. Veyahut da cevabı uzatabiliriz. Tabii, mesela Türk kahvesi en önemli örneklerimizden bir tanesi.
Şimdi Türk kahvesinin tadım aktivitesini yaparken hani yıllardır aslında Türkiye'de lider olan markalar var. Onların tadım aktivitelerine bakıyoruz. Sonra kalite standartlarımıza bakıyoruz. Evet Arabica kahvesi, evet Minas kullanılıyor. Evet bunun altında çok fazla kırılımı var mı? Var. Ama biz baktığımız zaman o kalite seviyesi genel merkezimiz tarafından, yani bazı markalar için diyeyim, kabul edilmeyebiliyor. O yüzden o tadı değiştirmeye başlıyorsunuz. Ama bir yandan benim dedem de belki farklı bir Türk kahvesi içerdi. Babam da, ben de bir damak tadı var. O damak tadı değişimi bence zamanla geliyor. Artık bizim mağazalarımıza gidildiğinde az önce Sertaç Bey'in dediği gibi, yani bana bir kahve ver, yumuşak içik mi olsun, ağır olsun denmiyor. Şu kadar Guatemala olsun, bu kadar Brezilya içerisine kat, ya biraz da Afrika koyarsan, yani müşteri profili, az önce dediğimiz gibi eğitilmiş, öğrenen, gerçekten merak eden. Pandemi bence biraz buna yaradı. Yani az önce hocama da belki cevap vermekte, herkes evinde kendisi barista oldu. Yani Chemex almaya başladılar. Yani eskiden sadece bir French press'e koyup ürün yaparken, ikisinin arasındaki tadı artık fark eden müşteri grupları oluşmaya başladı. Bunlar oldukça bence çok daha sektör gelişecek, büyüyecek. Özellikle lokal firmaların büyümesi, şubeleşmek, biz buna gerçekten de çok çok destek veriyoruz ve önem veriyoruz. Yani rekabet ne kadar artarsa bu hepimize ve ülkemize yarayacak. Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan yoksa konuklarımızdan genel bu oturumla ilgili olarak bir kapanış anlamında birkaç cümle alalım. Sonunda da siz de müsaade ederseniz arkada ben bir kapanış... Arkada bir beyefendinin sorusu var galiba ama. Göremedim ama. Lütfen buyurun. Mikrofonu uzatırsak sevinirim. Merhaba. Merhaba. Ben Kemal Erden. Tekstil iş yapıyorum. Yurt dışına ihracat yapıyorum. Ben kahve içmeyi seven biri olarak geçen de yeni bir şey duydum da yurt dışına falan da bilmiyorum Amerika'da falan başladı mı. Bu Starbucks yeni bir kahve şeyi yapacak galiba. Zeytinyağıyla beraber zeytinyağlı bir kahve. Özellikle İtalya'ya gidip bu zeytinyağı firmasının en kalitelisinden bulup zeytinyağlı bir kahve olayını başlatmak istiyor. Ama başladı mı tam olarak bilemeyeceğim. Siz de bu kafelerde fark yaratarak rekabetin önüne geçmeyi falan bahsediyorsunuz da. Genelde biliyorsunuz bizim bu tekstil işinde de hep yurt dışından esinlenilip bir şeyler yapılır. Kahvede de hep böyle mi olacak yoksa biz de değişik bir şeyler falan yapabilecek miyiz? Ya da değişik şeyler olacak mı? Başlangıç olarak biz hani bir önde olacak mıyız? Aslında bununla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten sektörde sizin de bildiğiniz üzere kahveye tat katmak adına esanslama ve benzerleri zaten hali hazırda yapılıyor. Aslında Starbucks'ın bu bahsettiğiniz projesi çok yeni bir proje değil. Sadece ona inovatif bir yaklaşım sergilemiş. Belki health kısmını kuvvetlendirmek için zeytinyağını burada kullanmayı düşünmüş olabilir. Ama onun dışında zaten bu ve benzerleri sektörde yapılıyor. Starbucks'ın avantajı ne derseniz tabii ki dünya devi olmasının bunda çok olumlu bir etkisi var onun açısından. Reklam kapasitesi yüksek. Bir ürünü çok denenmiş olsa bile aynısını kendisi farklı şekilde lanse edebiliyor. O da Starbucks'ın izin verene biraz ayrıcalığı olsun. Ama buradaki hem Türk markaları hem dünyadan Türkiye'ye gelmiş markalar adına, tüm katılımcılar adına bunu söyleyebilirim. Hiçbirimiz de o konularda eksik kalmayız. Kalmayız da kahve yeterince yağlı zaten özünde. Yani hatta posasını peeling falan yapıyoruz. Yani daha böyle da yağlı sabun yapıyor. Bir de üstüne yağ koyduk mu valla evet, nasıl olur yani, bilmiyorum. Yani tereyağlı Türk kahvesi var artık öyle. Yani var, işte tam da bundan bahsediyorum. Var evet, Karatay söylemişti. Canan yani Karatay. Aslında Starbucks'ın avantajı orada tam da bu. Zaten sektörde lanse edilen, yapılan bir ürünü Starbucks'ın yeniden tanıtıyormuş gibi, yeni bir yenilik katmış gibi sektöre tekrar dayatması çok mümkün. Yani bahsettiğimiz güç düşünüldüğü zaman ben buna Hollywood etkisi diyorum. Bilmem sizler ne kadar katılırsınız ama emin olun belki de Türkiye'de bir firmanın yaptığı bir aktivasyon da olabilir bu. Yani bilemiyoruz çünkü o bunu tanıtamamış da olabilir. Ama hakkı, Starbucks yani burada hakkın sonuçta çok biz onun mesela Türkiye'ye ilk o getirdi yani baktığınızda hakkını ödeyemeyiz. Yani, onu bir kenara yazıyoruz. Birçok marka olarak biz sonuçta onun açtığı yoldan gittiğimiz bir yerde. Chibo keza öyle yani globalde dünyanın en büyük roasterlarından. Evet. Yani şimdi Sezar'a Sezarlığını vermek lazım. Tabii, orada muhakkak öyle hem bizde karşılık bulmayan şeylerin orada bulma ihtimali olabilir. Bazen onlar da artık butikleşti. Yani başka tabii, lokalde tabii, gördüklerini kendilerine alıyorlar. Göre de operasyonlarını biz orada gördüklerimizi katabiliriz. Bu bence Hasan Bey dediği gibi sektörel anlamda büyümek bence çok keyifli. Evet evet. Bunu ilk etapta zaten İtalya operasyonunda Starbucks deneyimledi.
Yani bir ülkeye girip de ürün dayatmak artık çok olumlu netice vermiyor. Yani o ülkeye uygun ürünü veriyor olabilmek. Mesela çayla ilgili uzunca süre biliyorsunuz Starbucks'ın bir direnci olmuştu. Ama günün sonunda ne oldu? Yani son tüketici eğer o ürünü tüketmek istiyorsa sizin de bizim de veya Starbucks olsa bile bu buna karşı durmak gibi bir şansı yok. Bunu da göz ardı etmemek üçüncü lazım. Üçüncü dalga da zaten bu temelde yani tüketiciye saygı, üreticiye saygı, evet. O serüvene saygı evet. Haliyle onun zevkine biz hepimiz herkes saygı duymak zorundayız. Aslında ben hep burada bizim kendi şirketimizde de hep konuştuğumuz ve hep dikkate aldığımız bir konudur bu. Bence son tüketicinin ne dediği çok önemli. Yani aynen. Bizler bazen kendi nezdimizde çok güzel projeler çıkartabiliyoruz. Çok güzel ürünler, yeni böyle inovatif çalışmalar çıkartıyoruz. Bu çok satar diyoruz. Biz sürüyoruz piyasaya. Hiç satmadığı gibi bir de üstüne üstlük ciddi bir zarara sebebiyet veriyor. Ama bugün baktığınızda hep tüketiciyi dinlemek gerekiyor. O ne söylüyor, o ne diyor, o ne bekliyor ve yeni gelişmelerle o nasıl şekilleniyor? Bunu çok dikkate almak gerektiğini düşünüyorum ve biz marka olarak gençleşme projesi diyoruz biz buna kendi adımıza. Biz uzun yıllardır yapmadığımız bir çalışma yaptık. Kendi çekirdeğimizi şu anda Etiyopya'dan getiriyoruz ve bir kavurma tesisi kurduk. Gerçek anlamda kahvenin içerisine girdik aslında. Yani uzunca yıllar evet kahvenin içerisindeydik, ismimiz markamız da öyleydi ama baktık ki tüketici artık gerçekten çok bilinçlendi bu konuda. Yani tedarik etmek yerine ithalat. Aynen. Şu anda ithalat ve kendimiz kavuruyoruz aynı zamanda. Blendlerimizi hazırlıyoruz. Üretimin içerisine girdik birebir. Buradan az önce tüm katılımcılarla zaten aynı ortak noktada paydada buluştuk. Tüketici artık ne istediğini bilerek geliyor. Hani bize direkt hangi ürünü, hangi demleme metoduyla istediğine kadar söylüyor. Yani diyor ki ben bunu V60'da istiyorum. İşte Kenya istiyorum, Brezilya istiyorum, biraz ondan, biraz bundan istiyorum. Beklentileri çok yüksek ve bu beklentileri karşılamak gerekiyor. Yani Türkiye'de aslında nitelikli kahve pazarı bu anlamda ciddi bir demokratik. Kesinlikle, evet, evet. Ve nitelikli kahve, geçen sene katılımcılar aslında çok net hatırlayacaklardır. Burada ciddi bir konuşma olmuştu bu konuyla ilgili. Ticari kahveciler ve nitelikli kahveciler evet. Diye. Gerçekten bu ayrım şu anda ciddi anlamda önümüze düştü. Bir sene içerisinde şu an geldiğimiz noktada bu nitelikliyle ticariyi çok net bir şekilde görmeye başladık. Ama müşterinin beklentisi gerçekten nitelikli kahve üzerine yoğunlaşmış durumda ve beklentisi de gittikçe yükseliyor. O zaman dünyayı da gezen veya dünyadaki kahve festivallerini takip eden sizler gibi bir insan olarak söyleyebilirim. Türkiye o anlamda gerçekten de çok önemli bir yol kat etti. Dünyadaki kahve festivallerini gezip Türkiye'dekileriyle kıyasladığınız zaman gelen müşteri profilleri, dediğiniz gibi aranan evet. Özel hizmetler, V60 ile demleyin, evet. Chemex yapın evet. Demeler dünyaya göre çok üst seviyede. Dolayısıyla da bu nitelikli pazarı daha da büyütmemiz lazım. Ve de buradan da yerli markaları yurt dışına bu niteliğiyle, çünkü bir ürünü yurt dışına satmak istiyorsak nitelik ve nicelikte farkının olması lazım. Bu şekilde sağlayalım. Başka sorusu olan katılımcımız var mı? Son soru alalım mı? Tamam, teşekkür ediyoruz. Lütfen. Buyurun. Merhabalar, Arda Büyükoyuncu ben. Sertaş Bey'e bir sorum olacak. 2014'te ilk şubeyi açtıktan sonra kaç şube kendiniz devam ettiniz? Sonra ne zaman franchise vermeye başladınız? Bir de operasyonel süreçler tabii ki franchise'lerde çok kolay olmuyor. Merkezi satın alma, işte dinamikleri yapmadığınız zaman. O süreçleri açma prosesi, kademe kademe direnişlere nasıl cevap verdi? Bu kahve diyarında da vardı yanlış hatırlıyorum. Evet. Biz de 2005 yılında kurulduk ve ilk Türkiye'de yerli franchise veren kahve markasıyız. Çok uzunca yıllardır aynı Sertaç Bey gibi biz de mücadele ediyoruz. Doğru, evet. Tamamen bir oturum konusu olacak kadar uzun bu hikaye. O zaman şöyle yapalım. Ama çok çünkü... kısa... Bir cevap verebilirim. Çok kısa bir cevap sonra bir kapanış çok yapalım. Çok kısa cevap verebilirim. Özelde anlatırım ama okay, çok detayını. Ben. Hatta bununla ilgili belki YouTube'da var mıdır bilmiyorum benim ama yani bildiğiniz konuşmalarımda girişimcilikle ilgili konuşmalar uzun uzun anlattığım bir hikaye. Ama şunu söyleyeyim sadece. Biz 2014'te kurulduk. 1,5 yıl zarar ettik şubemiz. Ve zaten krediyle borçla kurduğumuz bir şirketti. Yani aslında biz bir ev alacaktık, alamadığımız bozuldu, o parayı yatırdık, üstüne borçlandık. Böyle bir girişimci kredisiyle başvuru yaptık, kurduk. 1,5 yıl zarar etti. Kâra geçtikten sonra biz 2018'de büyümeye başladık. Önce kendimiz şube açtık. Sonra da böyle
Çok sempatik ilişkiler. Biz bugüne kadar hiçbir franchise fuarına katılmadık. Yani dışladığımdan değil, bir şey değil. Bayım olur musun'a katılmadık. Franchise ilanımız yok, reklamımız yok. Bir doğal bir, çok aidiyetli bir yatırımcı grubuyla ve çok böyle şirketinizden hisse verir hissiyatıyla büyümeye çalışıyoruz. Uzun süre kendimiz çok yatırım yaptık. Sonra iki kollu büyümeye başladı. Bugün %25 civarında kendi şubemiz var ki hala yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aynı yatırımcının 8. 9. şubeyi açmaya başladığı böyle aidiyetli bir yatırımcı grubumuz var. İkisi birden yürüyor. Biz A'dan Z'ye, sarftan temizliğe kadar her şeyi biz tedarik ediyoruz. Yani müzik sistemi, telif haklı müzik yayını, KVKK 5651'e uyumlu internet çıkışına kadar biz komple bir hizmet veriyoruz. Yani sadece ürün veya bir kısım ürün değil. A'dan Z'ye bütün ürünleri tedarik ediyoruz. Bu geniş bir ekip. İlave bir yatırım, ilave bir emek gerektiriyor, bir kadro gerekiyor ama böyle yapmadığımız sürece de hem o standartı, hem fiyat avantajını, hem de o biraz önce bahsettiğim o emtia stok sürecini yürütemediğimiz için çok özetle böyle yapayım ama çok uzun hikaye anlatırım. Teşekkür ediyoruz. O zaman bir kapanış olarak da bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kahveyle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz size. Çok çok diyelim, teşekkür kapatalım. Ediyoruz. Özgür Bey moderatör, Özgür Düzgün ve konuşmacılara çok çok teşekkür ediyoruz.